Mustera saydığın özelliklerden daha fazlası bir insan. Ama benim gördüğüm kadarıyla Mustera'nın çok uzun yıllar Galatasaray'da oynaması ve artık da dediğin gibi hem sahiplenme hem de aidiyet duygusunun çok fazlalaşmasından dolayı bu tür davranışları olabiliyor. Yalnız orada televizyonlarda insanlar çok bilmeden bir şeyin yanlış yorumunu yaptılar. Mesela dediler ki Mustera gitti işte bilmem kaç metre depar attı. Kendi kalesinden attı da Seyiç, kaleci Seyiç kendi kalesinden çıkıp Galatasaray tribünlerinin önüne gelip o hareketi Galatasaray tribünlerine yapıyor. Çok da bel altı bir hareket değildi. Bir ben Icardi gol sevinci gibi bir şey i̇şte herhalde. Onu ama sarı kart mesela. Seyiç de sarı kart. Seyiç de sarı kart. Evet, ama şunu söylüyorum. Yani yapılan yorumlarda tribün statlardaki tribünün yapısını çok bilmeyen insanlar, deplasman takımının seyircisinin nerede olduğunu bilmeyen insanlar bu yorumları yaparken yanlış yorum yaptılar. Çünkü Muslera değil, Seyiç kendi kalesinden çıkıp 90 metre 100 metre koşup Galatasaray tribünlerinin önüne gelip o hareketi koşamaz mı? Sevinç için gitti tahrik, onun sonrası da tahrik, tabii ki tahrik. Hani bunun sıra, cezası kart yani. Muslera niye cezalandırmak istedi? Şöyle söyleyeyim, 1000 metrekarelik bir alan düşün. 5 metrekaresinde Galatasaray taraftarı oturuyor. 995 metrekaresinde diğer kendi taraftarı var. Gol sevincini onların içinde değil 5 metrekarelik alana gelerek yapıyor. Bu tarihi yani, bunun adı yani, bu bundan daha öte bir yani şey var bunu mı? Volkan Demirel de yapardı. İşte poposuyla top durdurmalardan tutun etrafta arka tarafta tribünlerle oynamalara kadar, hani bunu kalecilerin hepsi yapar. Yapmayan yok zaten. Gibi zaten. Meşrulaştıralım mı bunu? Ha değil tabii ki de değil. Hani Mustera'ya yakışma diye döndü ya konu. Ben anlıyorum tabii. Ben ama de Mustera'nın daha yeni dünya kupası hani da var abi bu kadar. Hani ne bileyim o bak, şey tabii Uruguay'da bir hakemle tartışmaları dünya falan. Dünya kupası saldırdı işte hakeme. Tabii. Yarın şey yapın, savcı çağırın, mahkemeye çıkarın Mustera'yı. Mustera'yı mahkemeye çıkarmak değil ya. Bir anda değişimiyle alakalı söylüyorum. Abi yaş geçiyor ya, olabilir insan artık kariyerinin sonuna doğru gidiyor. Hırs çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Abi şöyle düşün, oyuncu hep psikolojisi ama sakatlıktan döndü sonuçta Mustera'da yeni yani sonuçta deprem öncesi ciddi sakatlandı. Son zamanlarda daha sık sakatlanmaya başladı. Daha uzun ayrı kalıyor. Kariyer sona gidiyor. İşte aidiyet var, sahiplenme var. Hepsi var. Abi gelmişsin. Son dakika yemişsin yani. Belki bir puan, bir puandır abi ya, şampiyonluk yarışında. Ya cebine koyduğun bir puan gitmiş. Bir de Murat ne var biliyor musun? Kendimizden örnek verelim. Belki geçen seneki Murat'la, geçen seneki Oğuz'la bu seneki aynı değil. Tabii ki değil. Belki Mustera'daki değişim gibi, belki de tam tersi, eskiden Mustera gibiydik de şimdi daha farklı bir yere evrildik gibi insanlarda değişimler olabiliyor. Ha, sen de bunu bana soruyorsun ya, ben de diyorum ki evet haklısın, Mustera'da böyle bir agresifleşme durumu var, nedenleri de bence bu, bunun ötesinde de Mustera'ya sormam lazım. Ya sonuçta takım kaptanıdır, orada hani bir kendince tepki veriyor, ben çok büyütmem sarı kart sarı kartla işi kapatabilirdi orada hakem, ama galiba görüntü yayıncı kuruluşta da yok, telefon çekiminde var. Yayıncı kuruluşta görüntü yok diye biliyorum. Fark etmez ki, Lale Hanım alır onu. Yani tabii ki alabilir canım. Lale Hanım şöyle söylüyor. Lale Merkez Hakem Başkanı FFDK olarak bütün görüntülere ulaşabilirim diyor zaten. Ha, abi, dedi. Abi zaten abi Trio'da çalışıyordu zaten. Kadın sence bilmiyor mudur neye ulaşamadı?